18. yüzyıl aydınlanma çağı, rasyonalizmin en önemli olduğu dönemdi. Ve sadece rasyonalist yani akılcı zihnin ışığı yetmiyordu. Romantizm dediğimiz akımda, aslında rasyonalizme ve aydınlanma döneminin bilimsel yaklaşımına karşı bir başkaldırı görüyoruz. Günümüzde rüyalar ve bilinçaltı hakkında düşünmek için farklı yöntemler bulduk. Fakat 18. yüzyılda rüya ve bilinçaltı hakkında düşünmek, doğaüstü olaylara karşı bir ilgi uyandırdı. İsviçre'de doğan ancak çalışma hayatının büyük bir kısmını İngiltere'de geçiren Henry Fusili, yüce ve doğaüstü resimleri ile tanınır. Sanatçının tarihi resimleri yeniden düzenlemeye büyük bir ilgisi vardı. Yani tarihi resimleri edebi bir çerçevede hayal gücünü de katarak geliştirmeye çalıştı. Bunun için Shakespeare'in eserlerinden bir yaz gecesi rüyası oyunu için yaptığı resmi örnek verebiliriz. Bu oyunda yer alan Periler Kralı ve Kraliçesi Oberon ve Titania, doğaüstü simgelerin görselleştirilmesi açısından harika birer örnektir. Füsili'nin 1790 yılına ait Titania ve Batım ismindeki resminde de bunu görürüz. Bu çok büyük bir resim aynı zamanda tarihi bir resim. Ve Jacques-Louis David'e ait resimle aynı boyda. Fakat bu resim hayal dünyasından ibaret. Resimde Periler Kraliçesi Titania var ve gerçekten çok mutlu görünüyor. Yanında bulunan perilere, oyunda yer alan oyunculardan birinin bütün talimatlarına uymalarını söylüyor. Ki bu oyuncu da bir yaz gecesi rüyası karakterlerinden Batım. O da nesi? Batımın başı sihirli eşek kafasına dönüştürülmüş. Evet, şimdiye kadar anlattıklarımı bir araya toplamak biraz zor olabilir. Periler kraliçesini görüyoruz ve bu kraliçe başı eşek kafası şeklindeki batıma aşık. Batımın verdiği emirlerin yerine getirilmesi için de kraliçe kendi perilerine talimatlar veriyor. Aslında kraliçe batıma gerçekten aşık olmadı. Yanlış yapılan bir sihir sonucu batıma aşık oldu. Burada gördüğümüz son derece uydurma, son derece yapmacık, son derece abartılı bir eser. Sanki önümüzde bir sahne var ve bizim için bir oyun oynanıyor gibi. Bütün figürler bizim görebileceğimiz şekilde duruyorlar. Işıklandırma da fazla abartılı. Yalnız ressam bize çok bilgi vermek istemiyor. Tuvalin büyük bir kısmını karanlık bırakmış. Periler kraliçesi Titania çok güzel. Oldukça idealleştirilmiş ve üzeri çıplak fakat aynı zamanda çok da muzip duruyor. Tabloda çok fazla yaramaz bakış var. Fakat kraliçe özellikle daha muzip görünüyor. Mesela sağdaki periye bakalım. Onun elinde de uzun sakallı küçük bir adamın boynuna sarılan bir tür yular, kayış var. İki ana figür Titanya ve batımı çevreleyen pek çok süsleme bulunuyor. En ürkütücü parçalar ise bize yakın yerde, yani ön planda yer alıyor. Mesela sol altta bebeği andıran figürler duruyor. Alttakinin başı da kelebek gibi süslenmiş. Sanki birine sus diyor. Belki de bize diyor. Sağda başına kapüşon geçirmiş bir figür daha görüyoruz elinde de etrafına tehditkar bakışlar atan başka bir küçük figür tutuyor. Vücudu henüz tamamlanmamış gibi duruyor. Sanat tarihçileri bu figürün küçükken perilerin değiştirdiği bebeklerden olduğuna inanıyorlar. Bu tablo bakan kişi de gölgeyi incelemeye karşı bir merak uyandırıyor. Gizli, akıl dışı, esrarengiz olanı, rüyayı incelemeye karşı bir ilgi. Çok ilginç. Bu tarz resimlerden 19. ve 20. yüzyıla kadar uzanan kesintisiz bir konu dizisi var. Mesela sürrealizm akımını düşünelim. Dali'nin eserlerinden bilinçaltını anlamaya yönelik çalışmasını şöyle bir hatırlayalım. Victoria döneminde 19. yüzyıl boyunca muhafazakarlar perilere karşı hayranlık duyuyordu. Hatta Victorian peri resmi diye bir üslup da gelişti. Evet, burada cesaret kırıcı bir düş gücü var. Fakat Shakespeare ise tam tersine bizim için ortaya koyduğu hayal gücünden korkmamamızı ve endişelenmememizi söylüyor. Bir yaz gecesi rüyası oyununun sonunda ana karakterlerden biri olan Puck da seyircilere şöyle der. Biz gölgeler, kusur işlediysek eğer, şöyle düşünün ve bizi hoş görün. Bu hayaller görünürken sahnemizde, siz de biraz kestirdiniz yerinizde.